yaklaşıyor hadi de durma ders bolca Merhaba arkadaşlar, bugün beşeri sistemlerle ilgili soru çözümü gerçekleştireceğiz. Evet, su kaynaklarının bol, yüzey şekillerinin engebeli olduğu alanlarda dağınık yerleşme tipi yaygındır. Buna göre yandaki haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde dağınık yerleşme tipinin daha yaygın olduğu söylenebilir? Sevgili arkadaşlar, dağınık yerleşme tipinin ülkemizde en yaygın olduğu yer Doğu Karadeniz'dir. Yüzey şekilleri dağlıktır, engebelidir. Aynı zamanda su kaynakları fazladır. Bu nedenle dağınık yerleşme tipi yaygındır. Cevabımız B'dir. Diğer coğrafi alanlarımıza baktığımızda yüzey şekilleri sadedir. Bu nedenle bu alanlarda daha çok toplu yerleşmeler görülür. Evet, yandaki haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisi de su kaynakları sınırlı olduğundan nüfus seyrektir. Dikkat edin arkadaşlar. Yani kuraklıktan dolayı nüfus seyrektir. Evet şuna kuraklık diye ibare e, düşelim. Kuraklık. Peki arkadaşlar burası e, kurak bir alan değil. E, Doğu ve Batı Karadeniz yağışlı bölgeler. Peki bir numaralı alanında çok ciddi anlamda kurak olduğunu söyleyemeyiz. Beş numaralı alanda kurak değil. E, ülkemizde kuraklıktan dolayı tuz gölü çevresi ve aynı zamanda Güneydoğu Anadolu bölgesinin güney kesimleri seyrek nüfusludur. Buna göre cevabımız dörttür. Diğer sorumuza geçelim. Gelişmiş ülkelere e, beyin göçü yoğun olarak gerçekleşir. Buna göre, yandaki haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisi de beyin göçü daha yoğun yaşanmaktadır? Evet arkadaşlar, gelişmiş bölgeyi arayacağız. Gelişmiş bölgemiz burada, 2 numaralı saha, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kesimleri. E, burası gelişmiş bir bölge olduğu için bu alana beyin göçü yoğun olarak gerçekleşir. Evet, diğer alanlarımız, mesela Hindistan, Kongo, Kuzey Afrika, aynı zamanda Brezilya. Bunlar çok gelişmiş bölgeler olmadığından bunlar daha çok göç vermektedir. Buna göre cevabımız B'dir. Yandaki haritada numaralandırılarak verilen yerlerde hangileri tarımsal faaliyetlerden dolayı işçi göçü almaktadır? Evet, dört numaralı alanımız işçi göçü almaz arkadaşlar. 1 numaralı alanımız tarımsal faaliyetlerden dolayı göç almaz. Sanayiden dolayı 2 numaralı alanımız pamuk tarımından dolayı mevsimlik göç alır. 3 numaralı alanımız ise fındık ve çay tarımından dolayı fındık çay tarımından dolayı mevsimlik göç alır. Buna göre cevabımız 2 ve 3'tür yani D'dir. Aşağıdakilerden hangisi göçün sonuçları arasında gösterilemez? Göçün sonuçları dikkat edin. Sanayi merkezlerinin kent içinde kalması göçün bir sonucudur. Çarpık kentleşme, gece konulaşma göç sonucunda gerçekleşir. Tarım alanlarının tahrip olması ve yerleşim açılması göçün bir sonucudur. Çevre kirli göçün bir sonucudur. Tarımda makine kullanımının yaygınlaşması göçün sonucu değil, göçün sebebidir. Buna göre cevabımız E'dir yukarıda verilen, verilenler aşağıdaki göçlerden hangisine neden olmuştur? Kuraklık, hayvan hastalıkları, otlakların yetersizliği. Bunlar arkadaşlar Orta Türklerin Orta Asya'dan göçü ve kavimler göçüne neden olmuştur. Buna göre cevabımız C'dir. Nüfusun önemli bir kısmının birincil ekonomik etkinliklerde istihdam edilen bir ülke ile ilgili. Birincil ekonomik etkinliklerde istihdam edilmişse ülke geri kalmış bir ülkedir arkadaşlar. Geri kalmış bir ülke yani ülkenin önemli bir kısmı tarım, hayvancılık, madencilik, balıkçılık gibi sektörlerde istihdam edilmişse demek ki ülke ekonomik olarak düşük düzeydedir. Evet, gelişmişlik düzeyi düşüktür. Doğru arkadaşlar. Doğal koşullara bağımlılık fazladır. Doğru. Yani iklime göre şekillenen bir topluluk veya yer şekillerine göre şekillenen bir ülke olarak karşımıza çıkabilir. Eğitim düzeyi yüksektir. Yanlış arkadaşlar. Hangileri söylenebilir? 1 ve 2. Buna göre cevabımız B'dir. Aşağıda verilen mesleklerden hangisi farklı bir ekonomik faaliyet grubunda yer alır? Doktor, Üçüncül ekonomik faaliyet grubu arkadaşlar. Avukat 3, şoför 3, marangoz 2 yani sanayi grubu, öğretmen 3. Buna göre cevabımız D'dir. Aşağıda verilen ülkelerden hangisinde birincil ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı daha yüksektir? Evet, Fransa'da üçüncül ekonomik etkinlik. Belçika'da üçüncü ekonomik etkinlik. Ee, sevgili arkadaşlar, Almanya'da üçüncü ekonomik etkinlik, Hindistan'da birinci ekonomik etkinlik, Japonya'da üçüncü ekonomik etkinliklerde çalışanların oranı fazladır. Buna göre cevabımız C'dir. Evet, bir sonraki örneğimize bakıyoruz. X ve Y ülkesinde nüfusun sektörel dağılımı verilmiş. Dikkat ederseniz arkadaşlar X ülkesinde nüfusun %70'i birinci sektörlerde çalışıyor. Y ülkesinde birinci sektörlerde çalışanların oranı daha düşük. Demek ki geri kalmış bir ülke, Y ülkesi ise gelişmiş bir ülke olarak karşımıza çıkabilir. Evet, bir yanda iki ülkede çalışan nüfusun sektörel dağılımı verilmiştir. Buna göre hangileri bakımından kesinlikle farklıdır. Gelişmişlik düzeyleri farklıdır arkadaşlar. Yüz ölçümleri hakkında kesin bir yorum yapma şansımız yok. Aritmetik nüfus yoğunlukları hakkında kesin bir yorum yapma şansımız yok. Ancak gelişmişlik düzeylerinin farklı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü nüfusun sektörel dağılımı farklılık göstermektedir. Buna göre cevabımız A'dır.